Şimdi birinci ay egzersizine devam ediyoruz. Şimdi bu bantla egzersizleri göstereceğiz. Evet. Şu bantları bize bir anlatır mısın Şöyle Rana? hocam, bu bantların farklı renkleri, farklı gerginlikleri demek. Yani biz şu an yeşil bant kullanıyoruz birinci ayda başlangıç olarak. Bu daha çok orta gerginlikte bir bant. Bu renkleri gittikçe mavi yeşilden daha gergindir, siyah daha fazla serttir. Yeşilden daha yumuşak olanları da var, pembe, sarı. Bunlar Ama biz renklere burada göre yeşil değişiyor. kullanalım. Evet. Özellikle çünkü bacak çalıştığımızda Evet. yeşil, bu yerdeki şu yeşil bizim terabantımızı kullanabiliriz. Unutmayın, mesela biraz daha mı sert çalışmak istiyorsunuz? Biraz daha gerip çalışırsınız. O da sanki daha sert bir bant kullanmış gibi olur. Evet, Sizinle de evet. başlayalım. İlk kişi olarak bunu zaten takmamız gerekiyor. Evet, yatağın altı olur. Böyle çektiğinizde Evet. gelmeyecek sıkı bir zemine bağlayabiliriz hocam. Evet. Bacağı böyle geçirdik bant, bileklerimize, ayak bileklerimizin üstüne birazcık. Şimdi dört yön kalça egzersizlerimizi çalışacağız hocam. Öncelikle bu taraftan çektiği için bant ayağımızı içeri doğru çekip bırakacağız. Ayak bileğimiz yukarı doğru, kendimize bize bakacak. Böyle çekip bırakacağız. Şu Bu şekilde. elimde bir gördüğünüz gibi sopa var. Gerekirse dengeniz Evet. kaybolmasın diye böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bir de en önemli noktalardan biri başlarken bu bantın biraz gergin Gergin olması olması. lazım. Yani buradan şöyle çalıştığınızda çalışıyor zannediyorsunuz. Aslında çalışmıyorsunuz. Yani başlangıçta bir miktar gergin olması Evet. lazım. Ben ya böyle bir şeye tutunabilirsiniz ya herhangi bir şey, hiçbir şey yoksa önünüze bir sandalye çekip tutunabilirsiniz. Yani dengenize emin değilseniz mutlaka tutunun. Evet. Şimdi ilk iş olarak bunu İçeri doğru. Bu bacağımızı da birazcık daha açalım. açıp Yanına doğru getirelim. tamam Bırakın. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekelim. çekelim. Şöyle. Hocam aynı zamanda şöyle hiç yere bırakmadan şu şekilde de çalışabiliriz. O zor bir şey. Evet. Yani o denge gerektiriyor. Hani Başlangıçta böyle tek tek yapıp daha sonra ilerledikçe şu şekilde hızımızı da gitgide arttırarak çalışabiliriz. Bu bir çubuk kullanmanız faydalı. Çubuk Evet. kullanmadığınızda tabii bunu yapabiliyorsanız çok iyi bir şey. O dengeniz çok iyi demektir. Tamam. İkincisinde İkincisi şöyle karşıya doğru duralım hocam. Evet, yine bir denge çubuğu. Buradan da yine buradan da yapabilirsiniz. tutabiliriz. Bu sefer geriye doğru çekiyoruz kalçamızı. Evet, dizimiz dümdüz oluyor. Evet. Kalçamızı geriye doğru çekiyoruz. Öne doğru gitmeden vücudumuz dik, karşıya doğru bakacak şekilde olacak. Sadece Evet. kalça eklememizi çalıştırıyoruz. Evet. Dizimiz dümdüz oluyor. Unutmayın, yani şimdi diz protezindeki egzersizleri gösterirken niye kalça çalışıyoruz? Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, hem kalça hem diz hem ayak Ayak bileği. bileği hepsini çalıştırıyoruz. Daha sonra hocam bu tarafa doğru döneriz. Evet. Bu ayağımızı da lastiğin içine koyalım rahatsız etmemek adına. Şimdi kalçamızı dışarı doğru açıyoruz. Evet, bu Evet. şekilde. Yine dik duruyoruz. Başımız karşıya bakıyor. Evet. Yine bunları 15 tekrarla 2 set olacak şekilde yapabiliriz. Evet. Son bir Son. yönümüz kaldı. O da bana doğru dönün hocam. Şunu Evet, bunu çıkaralım. çıkaralım. Bu sefer öne doğru. Evet. Ayak bileğimiz yine kendimize doğru. Yukarıda. Öne doğru çekip bırakıyoruz. Bunun gerginliğini mesela size çok sert mi geliyor? Bir adım geri alın, buradan çalışın. Ha, çok mu yumuşak geliyor? İki adım öne gidin, buradan çalışın. Yani bunları o gerginliği rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Evet. Evet, bunlar da bant Bu kadar. egzersizleri de bunlar. Evet.